Merhabalar. Bu eğitici ders videomuzda 3 farklı açıdan göz çizme pratiği yapacağız. Şimdi size doğru oranları nasıl elde ettiğimizi göstereceğim. Bu videoyu izleyerek siz de çok kolay bir şekilde hatasız olarak göz çizebileceksiniz. Yeni başlayanların en çok zorlandığı şey aslında göz çizmektir. Çünkü simetri algısı gelişmediği için çizdiği göz pek birbirine orantılı olmayacak. Gerçekçi gibi gözükmeyecektir. Bunu doğru çizmenin yolunu bu videoda öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bir göze önden bakılıyormuş gibi hayal etmenize yardımcı olacak bir kılavuz çizgi çizerek başlayalım. Eliniz alışıncaya kadar bu kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz. Çok fazla bastırmadan hafif bir daire çizin. Mükemmel bir daire olması gerekmez. Dairenin tam ortasından yatay ve dikey iki çizgi çekerek merkezini buluyoruz. Sonra merkez çizginin üst ve alt kısmını da ikiye bölüyoruz. Merkezde kalan kısım bizim göz bebeğini, yani iris tabakasını tam olarak yerleştireceğimiz yer olacak. Bu şekilde çizim bittiğinde göz bize bakıyor gibi olacak. Farklı bakış açılarından gözün pozisyonu doğal olarak değişecektir. Biz şimdi bu videoda bu 3 farklı açıdan gözü çizmeye çalışacağız. Göz bebeği mükemmel bir daire olarak görünür ve bize bakıyorsa temel şeklin tam ortasında yer alır dedik. Bunu unutmuyoruz. Göz kapakları gözün etrafına sarılıdır. Sadece yuvarlak şekli takip ederek göz kapaklarını kolaylıkla çizebiliriz. Dairenin sınırları içine göz kapaklarının kavisli kenarlarını belirterek B kalemiyle çizmeye başlıyorum. Gözyaşı kanalı da genellikle gözün ortasından birazcık aşağıya yerleştirilir. Kullanılan teknik arkadaşlar son derece basit. Önce çizgisel olarak gözün belirli hatlarını, çizgilerini ortaya çıkartıyorum. Sonra da tonlama yaparak göze son şeklini vermeye çalışacağız. B kalem yerine HB veya F kalem de kullanabilirsiniz. Yani en düşük dereceli kalemlerle ana şekli ortaya çıkartıyoruz. Bunu yaparken kalemi çok fazla bastırıp kağıt üzerinde iz oluşturmamaya çalışıyoruz. Sonra 2B kalemle koyu yerlerini tonlayarak şekli yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başlıyorum. Genellikle gözde bir ışığın vurduğu, yansıdığı bir yer olur. Oraya dokunmuyoruz arkadaşlar. Orayı boyamıyoruz. Eğer yanlışlıkla boyarsanız veya orası kararırsa kalem silgi kullanarak orayı tekrar açabilirsiniz. Renkleri karıştırmak için parmağımızı kullanmıyoruz. Profesyonel çalışmalarda parmak yerine kağıt kalem kullanıyoruz. 2B ile yeterince hattı ortaya çıkardıktan sonra 4B kalemle daha koyu yerlerini vurguluyorum. Burada acele etmemeniz gerek arkadaşlar. Yavaş yavaş şekli bozmadan uğraşacağız. Yani bu bir kere de olacak bir iş değil. Yavaş yavaş deneye deneye pratik yapa yapa kendimizi geliştireceğiz. Renkleri dağıtmanın bir yolu da fırça kullanmaktır arkadaşlar. Malzeme bilgisinde fırçayı söylemeyi unuttum ben galiba. Bir de yumuşak fırça edinirseniz renk tonlarını çok daha hassas bir şekilde yüzeye dağıtabilirsiniz. Detaylarla ne kadar uğraşırsanız, doğru ve başarılı bir şekilde girerseniz resminiz o kadar gerçekçi gözükür arkadaşlar. Realistik çalışmalar sabır isteyen, özen isteyen, dikkat isteyen çalışmalardır.
Onun için hiç acele etmeden çalışıyoruz. Hata yaparım diye korkmayın. Hata yapa yapa öğreneceğiz. Çalışmamıza sabırla devam ediyoruz. Göz bebeğini ortaya çıkardıktan sonra şimdi diğer bölgeleri yavaş yavaş tonlayarak gözün bütün ana hatlarını bitirmiş olacağız. Göz merceğinin sağında ve solunda kalan beyaz bölgeleri tek renk yapmıyoruz. Işığın vurduğu yöne bağlı olarak bazı yerlerinde gölge olacaktır, karanlık olacaktır. Özellikle kenar köşeleri daha koyu bir tonlama yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu tekniği uygulayarak aslında çok kolay bir şekilde göz çizebiliyoruz. Bir süre sonra eliniz ve gözünüz simetri algınız geliştikten sonra bu çizgilere, bu kılavuz çizgilerine hiç ihtiyaç duymadan çizebileceksiniz. Evet, video bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Açıktan başlayarak üst üste koyu tonları vurarak şeklimizi ortaya çıkartıyoruz. Aslında bütün çalışmalarda aynı sistemi kullanıyoruz. Önce açıktan başlayarak yavaş yavaş tonlaya 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 en sonki haline ulaştırıyoruz.
Kirpikleri yaparken de dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kirpikleri en son yapıyoruz. Çalışmamız neredeyse bitmiş durumda oluyor. Sıkıntı olacaktır yani. Silmesi size problem çıkaracaktır. Hata yaparsanız bu size büyük problem çıkaracaktır. Onun için çok dikkatli yapmak lazım. Eğer kendinize çok fazla güvenemiyorsanız bu konuda kirpikleri çalışmanın üzerine değil de önceden başka bir kağıda biraz denemeler yapıp elinize alıştırdıktan sonra kirpikleri çalışmanızın üzerinde esas halini çizmek isteyebilirsiniz belki. Bitmek üzere olan bir çalışmanın üzerinde hata yapmak istemezsiniz. Silmek zorunda kalırsınız, baştan yapmak zorunda kalırsınız. Onun için dikkatli çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu çalışmayı bol bol yaparak elinizi, gözünüzü ve simetri algınızı geliştirebilirsiniz. İyice kendinize güven kazandıktan sonra bu kılavuz çizgilerini çizmeden bunu yapmayı deneyin. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımız yeni. Bu kanalın gelişmesine destek olmak için videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Daha çok resim yapacağız. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bu videodan haberdar olmasını istediğiniz arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa onları da haberdar ederseniz çok memnun olurum. Evet, şimdilik bu kadar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sanatla kalın.